Evet, özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık stüdyoda konuğumuz olacaklar. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum Sayın Bakanım. Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum. İsmimizden başlayayım. Çok bereketli bir bakanlık olduğumuz için ismimiz de çok bereketli. Biliyorsunuz bakanlığımız bölündükten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ayrı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da ayrı artık. Evet, devam ediyor artık. Onu bir daha düzeltmiş olalım. Aile Çalışma Hizmetler, Aile Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da. Siz değil, bunu herkes yapıyor. Çok rahat olabiliriz. Evet, onu biraz aslında her seferinde Sayın Bakan'ın adını da, titrini de söylerken de dillendiriyoruz ama o noktada biraz karışabiliyor ama. Evet. Sadece bunu Aile Bakanlığı diye değil, Sosyal Hizmetler Bakanlığı diye değil. Çünkü çok geniş bir çerçeveden bahsediyoruz sizin bakanlığınızın hizmetleri alanında. Dolayısıyla Türkiye'nin temel taşlarından biri. Yani burada bir eksiklik olduğu sürece diğer tüm kademelerde, tüm alanlarda sıkıntı yaşanacaktır. Temelinden sağlamlaştırırsak diğer şeyleri sonra konuşuruz gibi. Şimdi ben bu noktada öncelikle sizin geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğiniz o çok önemli ziyaretinizden bahsetmek istiyorum. Size onları sormak istiyorum. New York'ta Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu'nda pek çok programa katıldınız. Pek çok başlık var. Haberlerde takip ettik. Sizin bizzat sosyal medya hesaplarınızdan takip ettik. Önemli toplantılar gerçekleştirdiniz. Oradan bir başlayalım isterseniz. Nasıl temsiller oldu? Hangi masalarda, hangi toplantılarda yer aldınız? Türkiye adına neler konuşuldu o masalarda? Önce sizden dinleyelim, onu rica edelim. Dolayısıyla benim de orada sorularım da olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Oradan başlattığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten oldukça yoğun bir program izledik Merve Hanım. Biliyorsunuz her yıl Birleşmiş Milletler Kadın Statüsü Komisyonu 8 Mart'ı takip eden süreçte yani 12-14 Mart'tan başlayarak Mart sonuna kadar bir dizi etkinlik düzenler. Oturumlar, kadın konularının tartışılması ve Birleşmiş Milletler üye devletler nezdinde de bir genel bakış açısı aslında geliştirmek ve mümkün mertebe bir yaklaşım ortaklığı geliştirmek. Dünyada işte bütün ülkelerde, bütün kıtalarda yaşayan tüm kadınların bir ortak iyileştirme, şartlarının iyileştirilmesi çabasıdır. Kadın Statüsü Komisyonu 2 yıldır çevrim içi yapılıyordu malum pandemiden dolayı. Bu sene nispeten daha hibrit bir biçimde yapıldı. Biz ilk programımıza tabii Türk evimizin açılmış olması New York'ta bizim işimizi çok kolaylaştırdı ve programlarımızın Birleşmiş Milletler dışındaki programlarımızın tamamını, hemen tamamını orada Türk evinde gerçekleştirdik. İlk programımız Amerika'da New York ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşlarımızla. Değişik dönemlerde, uzun yıllardır orada kalanlar, yakın dönemde gidenler gibi bir grup vatandaşımızla bir araya gelerek onları dinledik. Ve işte Amerika'daki şartları, ülkemizin yurt dışında tanıtımına, anlatımına ilişkin onların katkıları, bizim onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz noktasında bir dizi karşılıklı aslında değerlendirme ve müzakere yapmış olduk. Çok verimli bir toplantı oldu ve inşallah bundan sonra da orada yaşayan yurttaşlarımızla ilişkilerimizi devam ettireceğiz yoğun bir biçimde. Sonrasında Birleşmiş Milletler KSK bünyesindeki çalışmalarımız orada. Hem oturumlarda bu sene biliyorsunuz 2022 döneminde Türkiye MİKTA grubu üyelerinde dönem başkanı. MİKTA adına oturumda açıklamayı biz yaptık. Onun dışında 6 ayrı ikili görüşme gerçekleştirdik. Kazakistan, Katar, İran, Mali, Pakistan ve UN Women icra direktörü, yeni seçilen bir icra direktörümüz var. Onunla beraber MİKTA grubu üyeleriyle ayrıca daha sonra bir toplantı gerçekleştirdik. Sonrasında KSK bünyesinde 66. oturumdu bu yıl biliyorsunuz. 8 ana ve yan etkinliğe katıldık ve bunlardan sadece bir tanesi hariç hemen tam tamamında konuşmacı olarak da Türkiye adına yer aldık. Dolayısıyla oldukça yoğun ve etkili bir toplantı dizisi oldu. Dönmeden bir gün öncesinde de yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yabancı kanaat önderleriyle bir araya geldik Merve Hanım. O da son derece verimli bir çalışma oldu. Aralarında Müslüman Amerikalılar da, gayrimüslim Amerikalılar da, yani çeşitli grupların bir arada olduğu bir toplantıydı ve Türkiye'nin nasıl göründüğünü, Türkiye'ye nasıl büyük umutlarla bakıldığını, ne kadar çok güvenildiğini, özellikle bu Ukrayna-Rusya krizindeki arabulucu rolünden dolayı Türkiye'nin ve aslında benzeri bütün krizlerdeki o merkezde duran ve hakkaniyeti korumayı gözeten tutumu sebebiyle nasıl büyük bir umuda dönüştüğünü, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelen prestiji görmek zaten bildiğimiz ama Türkiye'den bir 10.000 kilometre uzakta olunca çok daha gerçekten göğsümüzü kabartan ve gözlerimizi dolduran bir şeyle karşı karşıya kaldık. Bir sevgiyle ve güvenle karşı karşıya kaldık. Bu da oldukça verimli ve güzel bir toplantıydı. Yabancı kanaat önderleriyle özellikle kadın sivil toplum örgütleri çerçevesinde önümüzdeki süreçte farklı toplantılar, dünyanın değişik bölgelerinden bir araya getirmeye çalışacağımız ortak çalışmalarda olacak. İnşallah onları da vakti geldiğinde yine sizinle paylaşırız. Birleşmiş Milletler toplantılarımız şükürler olsun önceki yıllarda olduğu gibi yine bu yılda son derece verimli, hareketli. KSK toplantıları hareketli ve ülkemizi temsil noktasında farklı gruplarla, kendi vatandaşlarımız da, Amerika'da yaşayan kendi vatandaşlarımız da dahil olmak üzere farklı gruplarla bir araya geldiğimiz, bakış açımızı, ülkemizin temsilini, terörle mücadelemizin dünyaya nasıl anlatılması gerektiğini, Türkiye'nin Amerika'da FETÖ ve benzeri terörist gruplara bırakılmaması gerektiğini çok açık ve net bir biçimde muhataplarımızla görüştük, konuştuk ve inşallah bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah. Şimdi ben tekrardan Birleşmiş Milletler'deki Kadın Statüsü Komisyonu'ndaki toplantıya gelmek istiyorum. Az önce siz Ukrayna meselesiyle ilgili söylediniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühü gördüğünüzü ve bundan da çok gurur duyduğunuzu haklı olarak dile getirdiniz. Türkiye'nin mülteciler konusundaki duruşu da zaten dünya tarafından takdir edilen bir duruş. Peki bu dönemde biz Ukrayna'dan göçler olduğunda, mülteciler konusunda kadınlar ve çocuklar ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Bazı ittifakların, bazı kuruluşların yetersizliğini çokça gördük. Bu toplantılarda Ukrayna'dan ayrılan çocuklar, kadınlarla ilgili bir plan çerçevesinde konuşuldu mu? Bunlarla ilgili bir planlama yapıldı mı? Sizin dahil olduğunuz toplantılarda en azından. Toplantıların hemen tamamında Ukrayna konusu konuşuldu. Katılımcı ülkelerin en azından benim tanık olduğum kısmıyla alakalı söyleyeyim ki hemen bütün oturumları takip etmeye çalıştık. Bu anlamda oradaki çatışmanın sona erdirilmesi ve özellikle sivillerin korunması, kadın ve kız çocukların korunması noktasındaki tavırları çok açıktı. Tabii KSK oturumlarının tamamında Ukrayna ile alakalı bir tutum alınması gerektiği, dünyanın bir ses vermesi gerektiği teklif olarak ortaya kondu. Ama somut bir çerçeve çizildi mi derseniz hayır. Maalesef somut bir çerçeve oluşmadı. Fakat en azından şunu önemsiyorum Merve Hanım. Maalesef biz bölge olarak krizleri çok yaşayan, işte bir Suriye malum krizi. Nitekim Afganistan konusu, şimdi Afganistan'dan da gruplar halinde sığınmacıların geldiğini biliyoruz. Dünyanın bizim bölgemizin bu çatışmalarına, krizlerine, insani dramlarına çok sessiz kaldığı bir dönemde Ukrayna krizi dünyaya aslında insana tekrar dönüp bakması ve insanla ilgilenmesi gerektiğini hatırlattı. O bakımdan bu sonraki süreçte Bu anlamda insani krizlere daha yoğun ve daha direkt bir biçimde müdahil olmaları gerektiği kanaatinin gelişmiş ülkelerde de, Batı'da da, Kara Avrupa'sında da öne çıkacağını düşünüyorum. İnşallah. Ve inşallah somut adımlar da atılır. Peki, en azından umut var. Hani onu gözlemleyebildiniz. Afganistan dediniz, Afganistan'daki kadınlar ve çocuklar. Bu toplantılarda Afganistan'ı temsil eden bir heyet var mıydı? Yani... Afganistan vardı, Afganistan konuşuldu da oturumlardan birisinde. Şimdi Afganistan maalesef işte Ukrayna sebebiyle keşfedildi. Ne yazık ki. Bu da talihsizlik tabii. Yani fakat biliyorsunuz Türkiye olarak biz Afganistan'la ilişkilerimizi hiçbir zaman koparmadık. Yani Afganistan'ın en zor zamanında, Taliban öncesinde de ve Taliban'ın şu andaki süreçte de Türkiye çok net bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından en üst düzeyde gerekli demokratik adımların atılması gerektiği, kadınların ve kız çocuklarının korunması gerektiği, eğitimlerinin engellenmemesi gerektiği hususunu çok net bir biçimde ifade etti. Dolayısıyla burada Afganistan'a en yüksek insani yardımı yapan ülke Türkiye. Türkiye'nin en büyük yurt dışı insani yardımı biliyorsunuz Afganistan'dır. 45 tane okulumuz var, Marif kolejleri marifetiyle açtığımız. Bunlardan 14 tanesi kız çocukları için. 11'i aktif çalışıyor. Dolayısıyla Afganistan, Türkiye'nin yeni keşfettiği ve yeni elini uzattığı, uluslararası kuruluşlar işaret ettiği için elini uzattığı değil, zaten herkesin dikkatini oraya toplamaya çalıştığı bir yer. Bu süreçte inşallah onların da uluslararası kuruluşlar eliyle de desteklendikleri bir süreç olur diyoruz. İnşallah. Şu açıdan sordum, bir temsilci var mıydı Afganistan'dan? Antalya'da Diplomasi Forumu'nda Afganistan'dan bir temsilci vardı. Taliban'dan ve uluslararası sahnede ilk kez böyle bir platformda yer alındı. Afganistan'dan temsilci, özür dilerim, orayı yanlış olmasın, temsilci olup olmadığını hatırlamıyorum ama Afganistan ama temsil ediliyordu konuşuldu. Diyorsunuz. Konuşuldu, konuşuldu. Bu bile bir adım, bu bile çok çok önemli bizler için. O platform dünya içinde, dünyadaki kadınlar için, çocuklar için çok önemli. Dileriz sizin anlattığınız şekilde daha umutlu bir biçimde, daha insani tarafından, çifte standart olmadan ilerleyebilir. Türkiye'nin bu konuda attığı adımlar zaten ortada. Şimdi bakanlığınız döneminde yeni atılan adımlar, yeni çalışmalar da söz konusu. Biraz da onlara değinelim istiyorum. Yani sosyal yardımların da ötesinde farklı alanlarda bakanlığınız hizmet veriyor. Şimdi şöyle bir şey var, ateşelik. Aile ateşeliği meselesi. 2015 yılından itibaren 398 çocuk koruma altına alınmış. 398 çocukla ilgilenilmiş ve sadece Almanya'da bu 200 çocuk ailelerine teslim edilmiş. Yani sosyal hizmetler tarafından Türk ailelerinden alınan, sadece Türk ailelerinden mi bu arada? Size başvuran hani başka tabii biz yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarına alakalı çalışmalar yapıyoruz. Nasıl işliyor bu süreç? Yani siz orada bu makamlarla nasıl iletişime geçiyorsunuz? Hangi kanallardan? Ne demektir aile ateşeliği? Bu konuda hemen izah etmeye çalışayım. Çok teşekkür ediyorum. Bizim için son derece önemli başlıklardan birisi aile ateşelikleri ve önümüzdeki süreçte de gerçekten geliştirmeye ve faaliyetlerini de etkinleştirmeye çalışıyoruz. Aile ateşelikleri, Merve Hanım, bizim çocuklar, gençler, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç olan Türk vatandaşları, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız aile ve kadın ve sosyal yardımlar başlıklarında yurt dışında toplu halde, yani belli bir nüfusun üzerinde vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak yaşadıkları yerlerde bu başlıklarda çalışmalar sürdürdüğümüz bakanlığımızın yurt dışı temsilcilikleri. Biliyorsunuz her bakanlığın kendi yurt dışı temsilcilikleri vardır. Biz de bakanlığımızı aile ateşelikleri marifetiyle yurt dışına taşımaya çalışıyoruz. 2015'te Düsseldorf'ta ilk bir ateşeliğimizi kurduk. Hali hazırda aktif aktif devam ediyor. Ama 2022 yılın içerisinde inşallah Köln'de, Münih'te, Hamburg'da ve Stuttgart'ta da, Almanya'da biliyorsunuz nüfusumuz çok yoğun yüksek orada. Yerler. Orada 4 ateşelik daha kurmak arzusundayız. Bunun dışında Avrupa'da ve New York'ta bile bu talep geldi. Türk nüfusun yoğunluklu yaşadıkları her yerde aile ateşiliği kurma arzusundayız. Peyderpey en yoğun yerlerden başlayarak, öncelikle Avrupa'dan başlayarak bunları devam ettirmek arzusundayız. Çünkü gerçekten özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, çocuklarının Türk kültürünü, inancımızı, değer yargılarımızı unutmamaları, kendi yaşadıkları toplumun hangi ülke ise içinde saygın, üreten, o topluma entegre olmuş ama kendi kültürünü de unutmamış bireyler olarak yetişmeleri için biz elimizden gelen her türlü desteği bakanlığımızın çalışma alanları, konu başlıkları içerisinde sağlamaya çalışıyoruz, çalışacağız bundan sonraki süreçte de. Ama daha önemlisi somut bir tarafı var aile ateşeliklerimizin ortaya çıkmasının. Avrupa'da özellikle Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarıyla ilgili yaşadıkları velayet problemleri. Biraz önce sizin söylediğiniz aslında sayı onunla alakalı. Yani anne babanın, hani birinin Türk vatandaşı, birinin Alman vatandaşı olmasından kaynaklı mı velayet problemi? Hem o hem tamamen aile hukuku uygulamalarıyla alakalı. Biliyorsunuz bir dönem yani kültürlerin birbirinden farklı olmasıyla alakalı da çocuğa herhangi bir davranış, işte kurum korumasına Almanya'da diyelim örnek, hı hı, onun üzerinden gidecek olursak kurum bakımına alınması konusu. Buralarda bazen bizim vatandaşlarımızın alışkanlıkları veya kültürel davranış biçimleriyle yaşadıkları yerin hukuku arasında bir şey oluştuğunda, farklılık oluştuğunda farklı uygulamalar ortaya çıkabiliyor. Bununla alakalı biz özellikle vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki özellikle aile hukukundan kaynaklı meselelerde haklarını korumak, onlara hukuki destek sağlamak, sosyal destek sağlamak, gerekiyorsa psikososyal destek sağlamak noktasında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Nitekim sizin de bahsettiğiniz gibi 2015'ten bu yana 398 koruma altına alınan çocuk vakasıyla ilgilendik. 200 çocuğumuzun ailelerinin yanına dönmelerini sağladık. Koruma altına alınıp da ailelerinin yanına tekrar dönmelerini sağladığımız 161 çocukta da koruma süreci başlamışken ailelere hukuki destek sağlayıp çocukları ailelerin yanında tutmayı başardık. Ailelerden kopmalarını engellemeye çalıştık. Burada bu ailelerinden sosyal hizmetler tarafından alınan çocuklar, evet, gençlik başka ailelere hukuki şartlar, evet, oluşturduğunda, evet, evlat mı edindiriliyorlar? Koruyucu aile olarak veya evlat edindirme yoluyla başka ailelere verilebiliyorlar. Burada tabii hem bizim Türk vatandaşı ailelerimizin çocuklarından kopmaları bir problem. İkincisi de bizim kültür ve değer yargılarımızla çok da bağdaşmayan aile yapılarının içerisinde çocukların bulundurulması problemini de yaşıyorlar. Üstelik ırkçılığın bu kadar Avrupa'da, evet, yükseldiği maalesef bir dönemde. Dolayısıyla biz bu anlamda vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza, hı hı, elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Burada bir hatırlatmayı yapacağım. İnşallah yurt dışından, özellikle Almanya'dan bizi seyreden izleyicilerimiz vardır. Buralarda koruyucu ailelikle alakalı temel problemimiz bizim vatandaşlarımızın ya da sivil toplum örgütlerimizin koruyucu ailelik noktasında, orada sistem biraz farklı çünkü, çok istekli olmamaları. O yüzden Türk vatandaşı olmayınca bu sefer yabancılara çocuklar veriliyor vesaire. Ben özellikle yurt dışında yaşayan ve mümkün olan, şartları mümkün olan vatandaşlarımızdan ve özellikle sivil toplum örgütlerimizden çok rica ediyorum. Lütfen bu velayet sisteminin içerisine, koruyucu ailelik sisteminin içerisine bir şekilde dahil olsunlar ki bizim çocuklarımızla ilgili böyle bir şey olduğunda en azından yakın şeyler olarak onlar görev alabilsinler. Biz inşallah Ramazan ayı içerisinde bir Almanya programı yapacağız. Daha tarihleri netleşmedi ama gittiğimizde orada da sivil toplum kuruluşlarımızla, bu alanda çalışan derneklerimizle, vakıflarımızla, vatandaşlarımızla da, konunun uzmanlarıyla da görüşmek ve orada yaşayan vatandaşlarımızla da buluşmak arzusundayız. Bu anlamda elimizden gelen desteği bakanlık olarak onlara sağlayacağız inşallah. İnşallah. Şimdi bir konuya daha gelmek istiyorum. Biz de haberlerimizde sık sık provokatif haberleri, bir şekilde farklı yansıtılmaya çalışan haberlerin gerçeğini ortaya koyup vatandaşlara anlatmak istiyoruz. Hı hı. Çünkü özellikle sosyal medya çağında, iletişimin bu kadar hızlı yayıldığı bir çağda bir haberi ilk gören, bunu okuyan, onunla kendine bunu yeterli görüp arkasını araştırmıyor. Şimdi bu konulardan biri çokça çünkü gündeme geliyor neredeyse her hafta. Özellikle 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimizle ilgili işte vakıf tarafından sonradan şartlı toplanan bağışlar var ve bunların şehitlerimizin yakınlarına, gazilere verilmediği iddiaları var. Kanıtlanmış iddialar değil. Bunlar her seferinde basın yoluyla çürütülüyor ama nedense bir şekilde yeniden gündeme getiriliyor kasıtlı bir biçimde. Bizzat sizden Sayın Bakanım burada bu meselenin iç yüzünü bize anlatmanızı rica edelim. Çünkü toplumun vicdanını yaralayan söylemler, dediğimiz gibi bu bilgi kirliliği içerisinde bir kişi bile buna bir inanıyor olsa bu sizin yaptığınız işin de zaten çok zor bir iş yapıyorsunuz ama yani siz bunu hak etmiyor oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Çok çok önemli bir konu bu da. Çünkü bizim en hassas olduğumuz noktalardan birisi. Bizim ve toplumun en hassas olduğu noktalardan. Bakın Merve Hanım, şehitlik ve gazilik deyince, özellikle şehitlik deyince, şehit yakını, şehit çocuğu deyince hepimizin tüyleri bir ürperir değil mi? Yani böyle bir hakikaten çok duygularımızın kabardığı bir meseledir. Dolayısıyla böyle olduğu için de toplum da bu konuda çok hassas olduğu için bu noktayı böyle sürekli çalışan, sürekli istismar eden, sürekli manipüle eden bir şey var. Bir bilgi kirliliği var. Bunu bilerek yapıyorlar. Onun farkındayız. Biz de elimizden geldiği kadar kamuoyunda tarafları da bu konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Nitekim ben ilk verdiğim talimatlardan birisi arkadaşlarımıza lütfen vakfın her ay yaptığı ödemelerden sonra sitesinden, güncelledik sitemizi, sitesinden düzenli olarak duyuralım. Kaç kişiye ne kadar verdik, kasamızda kaç para kaldı, ne kadar oldu. Bunların hepsini düzenli olarak paylaşıyoruz. Yani son derece şeffaf, açık bir süreç aslında yürütüyoruz. Ama bir kez daha sizin vasıtanızla paylaşmak isterim. Bizim vakfımız Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı. Önce bunu bir altını çiziyorum. 15 Temmuz sonrası kuruldu ve 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için bir bağış kampanyasıyla kurulduğu için sadece sanki 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri içinmiş gibi düşünülüyor ama öyle değil. Bizim Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfımız bizatihi Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesi ve teşvikiyle Türkiye'deki bütün şehit yakınlarımız, yani terörle mücadele olur, öncekiler olur, 15 Temmuz, Zeytin Dalı, sonrasında aklınıza gelebilecek bütün şehit yakınlarımız ve gazilerimize hizmet etmek, onlara sosyal destek sağlamak ve maddi destek sağlamak gerektiğinde için kurulmuş bir vakıftır. Dolayısıyla sadece 15 Temmuz şehit yakınlarımız, gazilerimiz değil, bütün diğer gruplardan da arkadaşlarımız gelebilirler, hizmetlerimizi takip edebilirler, vakfın çalışmalarına katılabilirler, sosyal desteklerinden yararlanabilirler. Bunu lütfen özellikle altını çizerek söylüyorum. Bütün kamuoyunun da duymasını ve bilmesini bu anlamda çok önemsiyorum doğrusu. Gelelim sorunun cevabına. Bizim vakfımız 13 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından doğrudan kararla kurulan, resmi gazetede ilanla kurulan bir vakıf. 15 Temmuz dayanışma kampanyasında 310 milyon lira toplamışız Merve Hanım. Sonra İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrasında düzenlenen kampanyada 52 milyon lira toplamışız. Zeytin Dalı harekatındaki şehit ve gazi askerlerimiz için de 2 milyon lira toplamışız. Bunların üçü de üçü de altını çizerek söylüyorum, şartlı bağıştır. Şartlı bağış ne demek? Sadece o bağışlandığı amaç için kullanabilirsiniz. Ya bunu belirtiyorlar özellikle. Gayet ve amacına tabii, uygun şekilde. Yani kampanya olduğu için kampanyaya katılan herkes o şartla zaten bağış yapmış oluyor. Dolayısıyla benim 15 Temmuz dayanışma kampanyası için toplanan 310 milyon lirayı Zeytin Dalı harekatında şehit düşmüş askerlerimizin ya da gazi askerlerimizin kendileri için kullanma şansım yok. Keza 52 milyon Beşiktaş terör saldırısında toplanan şartlı bağışı da 15 Temmuz için kullanma şansım yok. Bunların her birisi ilgili hak sahiplerine dağıtılıyor. Dolayısıyla ilk başta 364 milyon 308 bin 289 lira toplanan bağış vakfa aktarılmış ve vakfın kasasına konmuş. Mart 2022 tarihi itibariyle hak sahiplerine toplam 104 milyon 145 bin lira destek ödemesi sağlamışız. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Evet. Bu biraz önce saydığım 310 milyon 52 milyon 2 milyonun neması dahi başka bir amaç için kullanılmıyor. Kendisi için, yani ne için bağışlanmışsa onun için kullanılmak zorunda. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizi desteklemek için bu geçtiğimiz aya kadar 1500 lira aylık ödeme yapıyorduk. Nisan'dan itibaren 2600 lira olacak. Bu 1500 lira 2600 liraya çıkıyor. Yine ayrıca yılda 2 defa dini bayramlarda 1100 lira destek yapıyorduk. Bunu 2000 liraya çıkardık. Yine hak sahiplerine 15 Temmuz grubu için söylüyorum. Temmuz ayında 2600 lira ilave destek veriyorduk. 1500 lira veriyorduk. Bunu da 2600'e çıkardık. Ve bugün itibariyle Merve Hanımcığım bizim vakfımızın kasasında 387 milyon 719 bin 354 lira bulunuyor. Bunu her her ay ödemelerden sonra düzenli olarak vakfın internet sitesinde de yayınlıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Şartlı bağışlar asla amacı dışında kullanılamaz. Bir şey daha var bakın. O kadar hassasiyet gösterdiğimiz bir konu ki. Diyelim ki vakfın cari giderleri var. Ne bileyim elektriği var, suyu var, işte çalışan personelin, güvenliğin maaşı ücretleri var vesaire. Var. Biz o cari giderleri bu şartlı bağış şeylerinden karşılamıyoruz. Bakanlığınızın bütçesinden mi? Vakfa yapılan diğer bağışlardan karşılıyorsunuz. Bir kısmını görevlendirdiğimiz personel de bakanlığımızın personelini görevlendirerek vakfın kasasından herhangi bir ödeme çıkmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla vakıfla alakalı affedersin. Estağfurullah, buyurun. Vakıfla alakalı bütün ödemeler son derece şeffaf, son derece açık. Bir şey daha var, çok ilginç bir bilgi sizinle paylaşayım. Biz göreve başladıktan sonra bu işte vakıfta toplanan paraların dağıtılması vesaire konusu gündeme geldi. Evet. Dediler ki defaten dağıtılmasını isteyen gruplar var. Peki dağıtalım o zaman. Yani nasılsa bu para onların. Biz sadece paranın takibini yapıyoruz. Yani parayı tasarruf etme. Planlı bir biçimde dağıtıyorsunuz. Tabii ki. Yani parayı tasarruf etme, bir şekilde işletme, şu bu. Hiçbir hakkımız yok. Biz paranın takibini yapıyoruz. Dedik ki dağıtalım. Bakın dağıtma şeyi konuşulduğunda bizatihi gelip aman sakın bu parayı defaten bir kere de yani herkese hak sahibi kaç kişi ise bölüp defaten dağıtmayın. Akar halinde bunlar bizim her ay bütçemize bir katkı oluyor. Bir kere de alsak belki kullanamayacağız, belki harcanıp gidecek, bitecek, bir şeye yaramayacak ama böyle olursa vakfın bize desteği sürekli hale geliyor diye gelip bizden bizzat yardım alan kişilerin talebi doğrultusunda. Tersini talep eden şehit yakınlarımız, gazilerimiz oldu. Dolayısıyla şunu çok net söylüyorum. Bu para bizim değil, bu para hak sahiplerinin. Kaç hak sahibi olduğu, kimin hangi konuda nasıl hak sahibi olduğu çok net açık kayıtlarda. İsterlerse hepsini dağıtırız, isterlerse aylık olarak dağıtırız. Hiç problem değil. Bu kadar net bizim için. Biz onların adına onların emanetini korumaya çalışıyoruz. Bunun altını çizeyim. Bunu manipüle eden, bu emanetin yeterince korunmadığını söyleyen kimseye de lütfen itibar etmesinler. Kayıtlar çok açık. Bakın, sitede yayınlıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetimine tabi. Ayrıca vakfın kendisinin denetim kurulu organları var. Onlar da şehit yakınlarından ve gazilerinden oluşuyor. Dolayısıyla oralardan da çok net bir biçimde bilgi alabilirler. Hı hı. Bu konuda son derece rahatız. Verilmeyecek hiçbir hesapta yok. Şimdi bakanlığınızın çok çalışmaları doğrultusunda elbette dediğimiz gibi bu tip haberler yapılacaktır. Bu yönde haberler yapılacaktır. Siyaseten söylemler oluşacaktır ama bunların hepsinin siz zaten belgeli olduğunu söylüyorsunuz. Defaatle açıklıyorsunuz her defasında. Bu anlamda işte doğalgaz faturalarıyla ilgili de aynı hassasiyetle yürütülen süreçte de spekülatif haberler yapılmıştı. Fakat onlar da ortadalar. Zaten yardım alanların işte sayısı, kaç haneye yardım yapıldığı konusu siz açıklamıştınız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sizden sonra da net olarak rotayı çizmiştim. Bunları anlatmakla bitmez diye düşünüyorum. Bunları yalanlamakla bitmez. Bıkmadan, usanmadan anlatacağız. Ama bizim süremiz için en azından bu programda bu süre için ben daha pozitif bir şey sorarak sizi kadına karşı şiddet yasasına geçmek istiyorum. Dezavantajlı çocuklar için gündüz programı projeniz var. Hı hı. Bu projenizin kapsamından biraz bahsedebilir misiniz? Yani hani öncelikle dezavantajlı çocuklar derken hangi çocuklardan bahsediyoruz? Onlar için nasıl programlaması var Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın? Kimler faydalanabilir? Şimdi tabii şöyle bir ayrım yapmak sanıyorum konuyu izah bakımından daha kolay olacak Merve Hanım. Bizim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal iki temel aksımız var. Bir, toplumun ihtiyacı olan bütün grupların, kadın, çocuk, aile, erkek, işte yaşlı, engelli, aklınıza gelebilecek bütün sosyal grupların ihtiyacı olan politikaları üretmek, önce belirlemek, sonra bu politikaları bir sosyal hizmete dönüştürmek. Genel olarak çalışmalarımızı bu çerçevede belirleyebiliriz. Bu anlamda çocuklarımızla alakalı baktığımızda, bir, önce bu ülkenin bütün çocukları için onları koruyacak, onları gözetecek, onları mutlu, sağlıklı birer birey olarak hayata katılmalarını destekleyecek her türlü çalışmayı hepsi için yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda ne yapıyoruz? Bu kapsamda çocukların dijital zararlardan korunmasıyla alakalı takiplerimiz var. Onlara zararlı içerikleri ulaştırmamak ya da zararlı içeriklerin çocuklara ulaşmasını engellemek için takiplerimiz var. Platformları takip ediyoruz. İçeriğin kaldırılmasıyla ilgili taleplerimiz ilgili kurumlar çerçevesinde. Yine benzeri çocuk dostu yayınları takip edip onlara önerilerde, anne babalara önerilerde bulunuyoruz. Yine ebeveynlerin çocuklarla iletişimini doğru kurabilmeleri için eğitim ve benzeri programlarla desteklemeye çalışıyoruz. Bunlar bütün çocuklarımız için yaptığımız, şimdi ilk aklıma gelen çalışmalarımız. Hizmetler. Ama öbür taraftan bir de dezavantajlı çocuklarımız var. Evet, çeşitli sebeplerle dezavantaj grupları. Örneğin yoksulluk sebebiyle, annesi var babası var ailesinin yanında ama yoksulluk sebebiyle eğitimine devam edemeyen, yeterince desteklenemeyen çocuklar varsa, bazı imkanlara ulaşamayan çocuklar varsa, eğer sadece yoksulluk sebebiyle kurum bakımını almamız gerekiyorsa biz onları ailelerinin yanında destekliyoruz. Nakdi desteği aileye veriyoruz. Çocuk dolayısıyla anne ve babasından kopmamış oluyor. İkinci aşamada diyelim ki böyle bir imkan yok. Çocuğu kurum bakımına almamız gerekti. O zaman koruyucu ailelerle buluşturuyoruz onları ve koruyucu ailelerimizi destekleyerek çocuklarımızı yine bir aile ortamında büyütmeye çalışıyoruz. Bu da mümkün değilse kendi kurum bakımımıza alıyor ve onlara orada bir aile ortamı sunmaya çalışıyoruz. Dezavantajlı çocuklarla ilgili, çocuklarımızla alakalı ilk yaptığımız çalışmalardan birisi sosyal ekonomik destek sağlamak. Bu biraz önce söylediğim nakdi destek başlık olarak. İkincisi kurum bakımına almak ve kurumda yetişmelerini ve hayata hazırlanmalarını sağlamak. Onun dışında yine risk grupları içerisinde, örneğin sosyoekonomik durumu nispeten daha düşük olan yerlerdir, eğitim düzeyi düşük olan yerlerdir. Buralarda madde bağımlılığı, okullaşmadan uzaklaşma gibi çeşitli risklerle, istismar ve benzeri çeşitli risklerle karşı karşıya kalması ihtimali olan çocuklarımıza yönelik rehberlik hizmeti sunuyoruz. Bir defa mobil ekiplerimiz var. Buralarda düzenli olarak takipler ve denetimler yapıyorlar. Tespit ettikleri risk konusuyla alakalı psikososyal destek sağlıyorlar. Ailenin ihtiyacı varsa aileye, çocuğun ihtiyacı varsa çocuğa. Okullarla özellikle okul çevrelerinde yaptığımız çalışmalar var. Yine biraz önce söylediğim gibi dijital tehlikelerden korumayla ilgili çalışmalarımız var. Ve bu kapsamda dezavantaj başlığına göre, dezavantaj konusuna göre çocukların her türlü maddi ve manevi destek, çocuklara her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanması söz konusu oluyor. Onun dışında özellikle şiddet ve istismar mağduru olan çocuklar noktasında baktığımızda zaten konudan haberdar olduğumuz andan itibaren hemen gerekli müdahaleyi, çocuğun korunmasından, bakımının sağlanmasından, sağlık tedbirlerinin alınmasından, psikososyal desteğe kadar, hukuki bir süreçse hak savunuculuğu noktasına kadar, bütün o süreç tamamlanıncaya kadar yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Evet. Şimdi AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifine gelelim. Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik, tabii sağlık çalışanlarına yönelik de şimdi gündemde bu paket, ama üzerinde hassasiyetle çalışıldığını biliyoruz. Şimdi önlemeye yönelik pek çok adım var. Bunları önce konuşalım. Genişletilmiş maddeleri konuşalım. İşte tutuklama sürelerine ilişkin, ısrarlı takibe ilişkin yeni maddeler ben hatırlayabildim. Haksız tahrik indiriminin ortadan kalkması konusu var. Ağırlaştırılmış müebbet cezası yerine, müebbet hapis cezası yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. İyi hal indirimi, bu konu Sayın Adalet Bakanı'nın da gündemindeydi. Bu konuyla ilgili örneklerle açıklamalarda bulundu. Bu konuda çalışmalar var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da sizin Adalet Bakanlığı'na önerileriniz, bu konuda bu konudaki çalışmalarınız, hassasiyetleriniz neler? En azından bu belki suçun işlenmesi öncesindeki görevler, katkılar çok daha büyüktür. Onu da ayrıca soracağım, ama bu süreçte, bu yasa teklifinin hazırlanması sürecindeki katkılarınızı, bize neler getireceğini bununla birlikte onu konuşalım istiyorum bakanlığınız dahilinde. Tabii ki. Öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Bizim AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadeledeki tutumumuz çok belli. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve daha ilk iktidar günlerinden itibaren adeta bu konuya yaklaşımı çok net. O yüzden AK Parti iktidarları döneminde bütün hükümetlerimizde, bütün bakan arkadaşlarımızın hepsi kadına yönelik şiddetle mücadelede. Bizim bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, konunun bir tarafı olarak Sağlık Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, ana paydaşlar olmak üzere bütün bakanlıklarımız bu meselede üzerlerine düşeni hassasiyetle yapma iradesini taşıdılar ve hala da taşıyoruz. Nitekim biliyorsunuz bizim kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulumuz var. Geçtiğimiz günlerde de bir toplantıyla tekrar 2022 faaliyet planımızı deklare ettik. 5 bakanlık artı Diyanet İşleri Başkanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ana koordinatör bakanlık olmak üzere İçişleri, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığımız, 5 bakanlık artı Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir arada meseleyi bütün boyutlarıyla ele aldığımız ve her yıl bir faaliyet planı oluşturup yılın sonunda da ne yaptık ne yapmadığı tekrar kamuoyunun önünde adeta hesabını verdiğimiz bir çalışma düzenimiz zaten var. Öbür taraftan Konuya nasıl bakıyoruz'a geldiğimizde Merve Hanım, biz kadına yönelik şiddetle mücadeleyi iki temel başlıkta çalışıyoruz. Bir, önleyici hizmetler. İki, şiddetin varlığı halinde mağdura verilecek destekler ya da hukuki sürecin takibi noktasında. Önleyici hizmetler dediğimizde, İşte biraz önce bahsettiğimiz o ana paydaş bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlar tamamı, bunların dışındakiler de dahil olmak üzere şiddetin önlenmesi, bütün şiddet başlıklarının ama özellikle kadına yönelik şiddet daha yoğun görüldüğü için kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yapmaları gereken her başta ayrı ayrı çalışıyorlar. Hı hı. Biz bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ana koordinasyon görevini görüyoruz. Bizim çalışmalarımız özellikle kadına yönelik şiddetin engellenmesi için eğitim, farkındalık, hukuksal mevzuat, veri toplama, analizinin yapılması gibi bütün başlıklarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hazırlık noktasında sizin de ifade ettiğiniz gibi hukuksal mevzuat ihtiyacı varsa bunu özellikle Adalet Bakanlığımızla işbirliği içerisinde zaten çalışmaları yapıyoruz. Bu son dönemdeki gündemde olan konu, bugüne kadar aslında yaptığımız çalışmaları tamamlayıcı nitelikte. Bir. İkincisi, biliyorsunuz hukuk son derece dinamik bir disiplindir Merve Hanım. Yani bir şeyi uygularsınız, uygulama içerisinde size başka yeni ihtiyaçları işaret eder, hemen onun gereğini yaparsınız. Nitekim biz de bu anlamda önümüze çıkan tecrübelerimizden yola çıkarak oluşturduğumuz sonuçları hiç bekletmeden bir hukuksal düzenlemeyi gerektiriyorsa onun gereğini yerine getiriyoruz veya başka bir ihtiyaçsa onun gereğini yerine getiriyoruz. Yeni düzenlemede ne var? Bunu birazcık vatandaşlarımızla paylaşmak isterim. Şunu da paylaşabilirim siz onu anlatırken. Bu anlamda bakanlığınıza olan güvende bir bahis görmüyorum. Yani takip edebildiğim kadarıyla özellikle sosyal medya üzerinden herhangi bir vaka durumunda, bir sıkıntı durumunda gerçekten ulaşabildiklerinde sizden karşı cevap alabilecek. Bu arada çok alternatif gruplardan da hani bahsediyorum. Yani onları da dahil ediyorum. Tabii. Öyle bir ön yargının olmadığını gözlemleyebiliyorum. Bu nokta çok başarılı bir nokta diye düşünüyorum ayrıca. Çok teşekkür ederim. Ön yargı yok ve zaten olmamalı. Bakın ya da güven tesis edilmiş. Burası çok önemli. Çünkü bakanlığımızın bu anlamda, yani Devlet Bakanlığı olduğu zamandan başlayarak, 2011'de biliyorsunuz bizim bakanlığımız icracı bakanlığa dönüştü. Ondan sonrasından itibaren her dönemde biz, ben de şimdi çok açık yüreklilikle her platformda, her vesileyle söylüyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuk istismarı, çocukların korunmasıyla ilgili süreci bir siyasi aparat haline getirmeyen, siyaset aracı haline getirmeyen bütün, bakın dünya görüşü o olur bu olur hiç dert değil. Getirmeyen herkese kapımız açık. Çünkü bu o şiddeti daha da körükleyen bir durum. Tabii ki. En yani fazla zarar veren hepimizin meselesi. Bakın ben şunu daha önce de söylemiştim. Burada da müsaadenizle ifade edeyim. Buyurun. İsim vermeyeceğim. Çünkü yaraların tekrar kanatılmasını istemem ama son 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl neyi mihenk alırsanız alın. Kadın cinayetlerine bakın. Mağdurlar, hayatını kaybetmiş olan kadınların yaşlarına, eğitim durumlarına, sosyoekonomik durumlarına, dünya görüşlerine bakın. Her taraftan var. Evet. Yani sadece bir grup değil. Kesinlikle. Sadece buraya git, bununla uğraş, bu iş bitecek değil yani. Hepimizi tehdit eden, 85 milyonu içinde yaşadığımız her renkten, her düşünceden insanımızın karşı karşıya kalabileceği bir tehditten bahsediyoruz. Dolayısıyla biz 85 milyon insanı korumak için uğraşıyoruz. İşte %50'si kadın, efendim 43 milyon küsür kadının ihtimal ki karşı karşıya kalabileceği bir meseleden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu ancak hepimiz bu meselenin aynı samimiyette bir tarafında yer alırsak mücadele edebileceğiz. O yüzden biz bu konuda çok son derece samimiyiz. Ve bu anlamda da inşallah genel olarak kamuoyundan olumlu dönüşler almaya da alıyoruz. Devam edeceksinizdir diye tahmin ediyoruz. Ve öyle inşallah devam edeceğiz. Bir şey daha var. O işaret yavaş yavaş süremizin de sonuna gelirken lütfen buyurun. Orası önemli. Hani size ulaştıklarında dediğinizde biz gerçekten bakın kamuoyunun haberdar olduğu veya böyle çok hepimizin canını çok yakan bir şekilde medyanın bize duyurduğu vakalarda zaten biz gerekli açıklamaları yapıyoruz. Vatandaş onları bizim takip ettiğimizi biliyor. Ama bilmediği onlarca yüzlerce vaka var. Biz kolluk eliyle veya vatandaşın kendisinin bize müracaat ettiği bütün vakaları takip ediyoruz. Yani bizim bakanlığımızın haberdar olup da bıraktığı, takip etmediği bir tane vaka yok. Hepsini. Kamu spotları var. Bunlar aracılığıyla, duyurular yani aracılığıyla sizlere doğrudan ulaşıyorlar. Dava olarak takip ettiğimiz, süreç olarak takip ettiğimiz konular var. Yani vatandaşın hiç haberinin bile olmadığı, hiç duymadığı vakalarda biz avukatlarımızla, personelimizle, psikososyal destek ekiplerimizle o vatandaşlarımızın yanında oluyoruz ve süreçleri takip ediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hakikaten çok ciddi bir kamu hizmeti sağlıyor bakanlığımız. Ben sizin vasıtanızla bu çalışmalarda yer alan çalışma arkadaşlarıma da ki çünkü bu sadece profesyonel bir sahikle yapılamayacak kadar ağır bir iş, zor bir iş. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok gönüllülük esasıyla, engellilerle alakalı, çocuklarla alakalı, kadın şiddet konusuyla alakalı her birinde ayrı ayrı çok ciddi emek veren arkadaşlarımız. Onlara da çok teşekkür ediyorum sizin vasıtanızla. Evet, yasa düzenlemesine hemen kısacık toplayayım. Çok kısa onu rica edebilirsek çok evet. Güzel şeylerden konuşabildik fırsatımız oldu. Bir genel aslında çerçeve var. Burada daha tabii alt detayları konuşuluyor. Mecliste de tartışılacak, komisyonlarda da tartışılacak ama birkaç nokta var. Bir, bugüne kadar kadına yönelik yani mağduru kadın olan suçlar Ceza Kanunu ölçeğinde tanımlanmamıştı. Aslında kadına yönelik fiillerin kadınlar söz konusu olduğu için daha ağırlaştırıcı bir sonucunun olması söz konusu olacak. Bu anlamda kadına yönelik suçların ayrıca tanımlanması gibi bir fiili durum ortaya çıkacak ki bu çok önemli. Çok gerçekten yeni bir yaklaşım. İkincisi katalog suç haline de gelecek. Evet, katalog suç haline geliyor. İkincisi takdiri indirim gerekçeleri artık subjektif ya da daha soyut değil somut olmak zorunda. Somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranış indirime tabi olmayacak. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın gravat indirimi dediği konu evet. Bu anlamda somut gerekçeleri muhakkak olduğu takdirde indirime uğrayacak. Onun dışında daha çok eşler arası veya işte evlilik birliği devam ediyorsa diye düşünülür kadına yönelik şiddetle alakalı. Fakat boşanılan eşe karşı da işlenen suçlar aynı şekilde katalog suçlarına dahil edilecek. Kadınlara yönelik işlenen suçlarda cezanın alt ve üst sınırı normal şeyden darp sınırlarından daha üst bir hapis cezasıyla cezalandırılmış olacak. Bunlar bazıları umarız çok daha etkili olacak bunlar. Tabii ama sizin de söylediğiniz gibi önceliği suçu önlemek. Tabii ne yazık ki bu suç meydana geldikten sonra da yasayla bunun cezasını evet. vermek. O anlamda da eğitimde, aile içi eğitimde bunun öğretilmesi, ders gibi öğretilebilmesi, kadının ayrı bir birey olmadığı, kadının erkeğin. Çünkü bunlar cinsiyetçi cinayetlerden bahsettiğimiz için evet. Bunu öğretebilmek. Sayın Bakanım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle gerçekten çok araştırıp merak edilen soruları sormaya anlatmaya çalıştım. Siz de hepsine samimiyetle ve elinizde belgeleriyle, rakamlarla yanıt verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar diliyorum. Çok zor bir görev. Başarıyla da devam etmenizi dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'la özel bir röportaj gerçekleştirdik. Umarım sizin de aklınızdaki soruları sorabilmişizdir. Kısa bir ara verelim şimdi. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.